Tevhid dergisine kitap almak için gitmiş. Orada Fatma diye bir isimli şahısla tanışmış. Zaten bu Fatma her şeyi değiştirdi otomatik olarak. Çocuğun kişiliğini, yaşantısını öyle diyeyim. Buna ek olarak da Hamza. Hamza olayını daha sonra öğrendim ben. Evden ayrıldıktan sonra öğrendim. Telefonuna gelen mesajlardan, telefonuna gelen WhatsApp'tan gelen resimlerden, sohbetlerden. %100 ve kesin eminim bu işin içinde Fatma ve Hamza var. Bana gittikten sonra Gamze arkadaşı diye bir arkadaşı var. Ona WhatsApp'tan ben Suriye'deyim. Allah için savaşmaya gidiyorum. Artık kafir bayrağının altında yaşamak için bir mücadele etmem gerekmediğini söylemiş. Nefsimle artık mücadele edemiyorum. Daha 17 yaşında dedim acaba bir arayış içerisinde mi, ama kalkıp da Suriye'ye gidebileceğini, savaşabileceğini kesinlikle ama kesinlikle inanmıyorum. O gün bugündür çocuğumdan hiçbir şekilde haber alamıyorum. Sağ mı, ölü mü, diri mi, ne olduğunu bilmiyorum. Yani gerçekten çok çaresizim. Bana bu konuda bir yardım edin. Yani Allah rızası için kim götürdü, ne niyetle, ne şekilde. Bana bir şekilde bir cevap versinler. İnsanın evladını, çocuğu bu kadar ucuz mu? Ben onu böyle büyütmedim ya. Ben onu ve çocuğum çok akıllı, çok zeki, edepli bir çocuktu. Allah rızası için ne olur. Yani ne şekilde, ne için götürüldüyse bana bir şekilde ulaşılsın. Ben devletten de yardım istiyorum. Ben kim varsa başbakan, cumhurbaşkanı, yani buna bir el atsınlar. Bu böyle olmaz. Biz bu çocuklarımızı böyle yetiştirmiyoruz. Yani ben gerçekten doluyum. Bir şeyler vatandaş olarak istediğiniz zaman, oyumuzu şeyimiz istediğiniz zaman istiyoruz. Ama biz güvende değiliz. Benim çocuğum evimdeyken IŞİD'miş, Suriye'ymiş bırakıp gidiyor. Ben kimseye ulaşamıyorum. En güvendiğim polisime gidiyorum. Polisim diyor ki ben anlamam. Ali anlar, Veli anlar. Peki ben polisime sığınmayacaksam, devletime güvenmeyeceksem ben bu Türkiye'de niye yaşıyorum? Allah rızası için söyleyeyim.